Ama ben oğlum. Ya oynamasana kulağımla. Tavşan kulağı mı bu canım? Ya. Bu ne? Ne Nazuşum? Bu ne? Aa, Allah seni kahretsin. Defol önümden, defol. Makbule Hanım benden kızı istedi. Kanun namına mı istedi? Allah Allah. Padişah fermanı mı? Kadıncağız yolcu hanım. Abbas da yolcu. Ona ver kızını. Ocağımı söndürdünüz, ocağımı. Öf, öf. Ya kadın milletinden roketi Hüseyin yan buraya düşüyor lan. Kadın kulağını kurcalarken neredeydin, ne dostum? Zahide, Celal nasıl birisi? Çok iyi biri. Pamuk kalpli, şeker mi şekerdir. Her zaman mı? Ben daha kızdığını hiç görmedim. Selamun aleyküm. Bizde bir emanetiniz vardı da onu verecektim. Adres kartta yazan adres mi? Kerahat vakti niye şekerleme yapıyor? Ruhi, çok merak ediyorum. Bu günahların bedelini nasıl ödeyeceksin? Ne yapmışım canım? Adam mı öldürmüşüm? Ne ya, öldürdün. Öldürdüm. Öz evladının canına kıydın. Ne diyorsun sen kadın? Dua et nezaket, kendi canına kıymadı. Rahat ol. Artık yüklü değil. Babacığım, Songül'ün bir kabahati yok. Belki ben aklını çelmişimdir. Yalan söylüyor baba. Naim'in bir suçu yok. Ben sadece merak etmiştim beni seviyor mu diye. Birbirimizi seviyoruz derseniz. Canım dahi size veremeyeceğim şey yok. Hanım'ın gönlünü al, helalliğini al. Üstünde çok emeği var. Alırım babacığım, merak etme. Özür dileyeceğiz. Kimden özür dileyeceğiz? Suzan Hanım'dan. Ulan kazara benim gözümün değdiği bir bayana yüksek perdeden konuşan değil adam. Bülbül olsa kafasını koparırım ulan! Allah! Bu kişi! Senden özür dilemeye geldiler. Bağışlarsan canları bağışlanacak. Hadi gidelim evladım. Ustacığım biraz daha kalayım da olur. Usta. Sen cicadevi nasıl kırdın? Onu nasıl üzdün? Annelerin kalpleri yumuşaktır. Olmaz. Annem,
Ben şimdi ne yapacağım usta? Cicanen gittiyse az buçuk bir cicanen daha var. Ayhan annem var. Tanımak gizli saklı olmuyor küçük hanım. Söyleseydin elinden tutup götürürdüm. Anne özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim. Seni üzmek istememiştim. Bazen özür beyhude oluyor küçük hanım. Makbule hanımın yerinde ben de olabilirdim. Kimden özür dileyecektin? Anne, mermer taşlarından mı? Anne ne olur böyle konuşma. Çok pişmanım. Analık öyle bir şeydir ki evladım. Rabbimden muradım beşinizin de tatmasıdır. Çölde görülen seraptır. Susuz olana vardır. Karnı tok, sırtı pek olana yoktur. Ardında yürüyen gölgedir. Güneş doğduğunda vardır. Gece olduğunda yoktur. Ananız sizin köleniz. Kölenize biraz merhamet edin. Olur mu güzel kızım? Ya anne. Aga kadın kısmı hoşlanmaz öyle darptan durptan. Tamam sana yanlış yaptın demiyorum ama belli ki kızcağıza ters gelmiş. Ters bir şey yapsaydık söylerdik aga. Ortada görülmesi gereken bir hesap vardı gördük. Pusulayı da önüne koyduk. Ne var bunda? Aga sen iki çayla bir kahve parası ödemedin ki. Adamları dümdüz edip önüne pusula diye uzattın. Aga gitsin o zaman adamlara kızsın. Adamlar boş çuvalsa ben ne yapayım? Aga insanın kafasına takılır. Bugün erkeklere bunu yapan yarın öbür gün bana ne yapmaz diye. Biz ne zaman kadınlara el kaldırdık aga? Bizi tanımaz mısın? Biz köpeğiz ama sahipsiz köpek değiliz. Aga ben bilirim, o bilir, öbürü bilir de Allah aşkına söyle bana gariban Suzan nereden bilsin? Hakikaten lan nereden bilsin? Aşırı kaçtık biz. Nereye gidiyor bu şimdi? Açıkçası ben de merak ediyorum neden bu denli kızdığını, görüşmediğini, görüşmek istemediğini. Öyle ya da böyle 5 sene tıp eğitimi alıyoruz. İnsanlara hizmet etmek için yemin ediyoruz. Günde 12 saat ayakta dikilip iğneyle kuyu kazıyoruz Zahide. Hafta sonu tatil demeden çalışıyoruz. Ayrıca benden ne bekliyor anlamıyorum. Dişi azıcık ağrıyan bir hastanın müşkülüyetini gidermek için neler çektiğimi biliyorsun Zahide. Ağzı burnu kırılmış bir insanın halini tasvip mi etmemi bekliyor benden? Ama onlar sana ya da bize aynı şeyi yapacaktı. Devleti var, polisi var. Herkes kendi bileğinin üzerinde hükümdarlık kurmaya çalışırsa vay halimize. Bütün bunların dışında onu görmek istemiyorum. O kadar. Hiç mi? Şimdilik istemiyorum. Yarın ne düşünürüm bilemem. Elleri kanlı bir adamın hayatıma dokunmasını istemiyorum. Üstüne üstlük bütün bunları marife sayıp alkış bekleyen bir zihniyeti hiç istemiyorum. Hakkında hayırlısı olsun dünürüm ne diyeyim. Sen öyle hissettiysen doğrudur. Zaten bu yaştan sonra zor olacaktı Ayhan'cığım. Ama niyetlenmiştim Allah biliyor ya. Lakin ruhiden çocuk ne çılgınlıkmış. Ya kötü adam değil. Zaten kötü olsa seninle ne işi var da? İşte öyle alışmadığımız türden bir çeşit. Ben bir şey yaptığını da zannetmiyorum. Vallahi yaptıysa da kendi bilir, yapmadıysa da. Ben diyeceğimi dedim.
Nezaketi tanımadıysa da tanımış olur. Sıkma canını sen Dünür'üm. Nusret Bey verecek boyasını. Sen de şu bizimkilerle bir konuşsana Ayhancığım. Beni hiç dinlemiyorlar. Bir saygısızlığı mı oldu Mehpare? Yok yok. Mehpare Süha meselesi değil. İkisi bir oldular. Yorganın altından çıkmıyorlar. Canım tamam. Biz de genç olduk. Ama bunlar gibi buldumcuk olmadık. Sıhhatleri bozulacak maazallah. Konuşurum ben. Hiç mi molayım? Ayol ne molası? Nefes alsalar razıyım. Demek ki biz bunları biraz daha evlendirmeseydik her taraflarında çıbanlar çıkacaktı gerçekten. Ahlaksızlar. Suha çekil. Yok Mehpare ya. Sen bu annemleri bilmiyor musun? Daha en az bir buçuk. Hatta iki buçuk saat daha. O lafı orada, bu lafı buradan böyle çekip dururlar. Onlar duruyor diye biz niye duruyoruz? Olmaz. Olmaz. Anlıyor musun? Ya ben annemle aynı çatı altında terbiyesizlik yapamam. Ben terbiyesiz miyim annemin arkasından neler yapayım? O başka. Ha. Sen erkeksin. Ya iki saattir değilim ama Mehpare. Of Süha. Yoksa benden sıkıldın mı? Ya konuşma böyle. Ay niye sıkılayım? Daha önümüzde uzun bir gece var. Mehpare. Hadi gel hemen Kuzey Kutbu'na gidelim. Orada 6 ay gece. Oradaki gece bitince de hemen Güney Kutbu'na ineriz. 6 ay gece daha. Vallahi bu sefer mağdurum efendim. Yahu bana sormadan evladıma kıyılıyor. Canımdan can koptu can. Ya mahremiyetini gelip buraya taşıma Ruhi. O seninle karının arasında. İyi o zaman ben niye yiyorum zılgıtı? Benim kör olmaya sıcak gözüm. Sen bu işi çocuk oyuncağı mı zannettin ha? Benimle dünür olmayı tahtarabalya binmeye mi benzettin? Ulan kör olmaya sıcak gözüm. Sen benim kızımın kayınbabası değil misin ha? Ortalıkta fink atıp gezmek yerine onlara babalık yapıp sahip çıkacağına bana söz vermedin mi? Mehpareyle Süha'ya babalık yapamayan gözüm. El kadar Sabiye nasıl babalık yapacaktın? Ha? Yahu gelme öyle üstüme iki gözüm. Bir de sen vurma şu yaralı Ceylan'ı. Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Kim Ceylan, kim Sırtlan, kim Tilki çok şükür ayırt edebilirim. Önce kocalık yapacaksın. Eşinden özür dileyeceksin. Dileyeceğim. Sonra babalık yapacaksın. Çocuklara sahip çıkacaksın. Anladın mı? Ya benim mağduriyetim? 12'me şikayet edeyim. Tohuma mı kaçtın ulan? Babalık yapmayı öğrenince Allah verir. Babalara geldim. Ah! Ne büyük başım var. Gelen vurdu, giden vurdu beynimin bağlasına. Suha evladım, annen 2 dakika seni görmez. Bir şeysin var Ayhan anne. Oğlunu özlemiş, 2 dakika görmek istiyor. Laf mı sokuyor kaynanam anne? Oğluyla aynı evde yaşıyor, daha ne istiyor ya? İtini koyarım seni zilli. Ben sana kandığı böyle bir tane dedim. Ay ben ne yaptım anne ya? Sus! Bir de bütün mahalleye duyuraydı. Anne her yeri morar. Mehpare evli barklı dinlemem. Ayağımın altına aldığım gibi çiğnerim seni. Kızım, evladım. Erkek kız bu çocuk gibidir. İster ki emziği ağzından düşmesin. Ama marifet her ağlayanın ağzına emzik dayamak değil, çocuğu büyütüp yetiştirmek. Anne ben ne yapayım? Ne durdan anlıyor ne yoktan. Canın ardına sığınıp da böyle çaça konuşma benimle.
vakte kadar insan içine çıkıp insan gibi davranmazsanız Allah yarattı deme. İkinizi de eşek sudan gelinceye kadar döve. Sen mi geldin? Ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl oldu? Yaşıyoruz işte. Ayhan anneyle ne yaptın? Konuştuk. Aman kırılmasın da. Sen kırgın mısın? Kime? Bana. Kırgın değilim de... üzgünüm biraz. Keşke bana da haber verseydin... üçümüz hep birlikte vakit geçirseydik. Keşke. Ama ne bileyim, çekindim. İyi anlaştın mı bari cehennemle? Çok. Çok sevmiştim. O da beni. Bu senin. Neden? Sana ait. Kim bilir ne hatıralar var o tarağın dişlerinde. Cici annem benden başkasına saçlarını taratmazdı. Ama sana taratmış. Ben isterim ki... bu sende kalsın. Sen sen. Aç 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 ama dünyaları aldık la kirli. Ay be. La kirli. Bu fakirlik ne fena bir şeymiş be kardeşim be. Bak artık paramız var. Zenginiz. İstediğimiz zaman istediğimiz kişiye hediye alabiliriz be. Çamdan kutular mı istersin? Çobandan armağanlar mı istersin? Be 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 be. Allah bir daha o günleri yaşatmasın be Cengiz. Amin. He, para verip iştah da kesmesin ama. Zenginliğe dair bir kıvancım var Cengiz'im be. Para bizi bozmadı be. He, bak kimseyi unutmadık. O kötü Ayseli bile. Şşt, niye öyle diyorsun lan? O kızın senin sağında, solunda, üstünde bir sürü emeği var. Ayıp ayıp. Cengiz. Hiç unutmadığım bir laf vardır. Bravo, bravo. Allah söylemedim ki lan. Ha, pardon. Buyur. Merdivenleri çıkarken herkese selam. Çünkü inerken onlar o katlarda seni bekliyor olacaklar. Olur mu lan bulaşık? Asansör diye, yürüyen merdiven diye bir teknolojik harika var. Sen inerken başka bir merdivenden iniyorsun. Çıkarken başka bir yürüyen merdivenden çıkıyorsun. Kimseyle yüz göz olmuyorsun, tanımıyorsun, muhatap olmuyorsun. Af Cengiz, af! Paranın her şeye bir faydası var da... yani şu akla bir gram katkısı yok be. Bravo, bence de. Bak, halen kıt kanaat geçiriyorsun işte.
Cengiz be. Ne? Ya benim hayat boyu bir hayalim oldu biliyor musun? O ne lan? Ya şöyle. Kocaman bir yatakta ama stadyum kadar kocaman bir yatakta böyle döne döne, kıvrıla kıvrıla uyumak ya. Yani her gün olmasa bile ömürde bir gün ha? Ya bıktım lan bu kulübe döşeğinden bıktım lan! Tamam lan, bıktım. Tamam kardeşim bıktım. Sakin ol bulaşık. Tamam, tamam. Senin için aha şu dünyada, bu hayatta yapmayacağım şey yok kardeşim. Kardeşim. Var ya, ahdım olsun. Seni yaşatacağım ulan. Ayrıca ben de bıktım lan bu kulübeden. Lan, ne yapıyorsun lan kulübeme? Ne yapıyorsun lan kulübeme? Çok seviyorum lan Pican. Çok seviyorum lan. Bak hala çok seviyorum. Şu soğukta kırım iti gibi titriyorum, yine de çok seviyorum lan. İyi de abi, sevgi karın doyurmuyor ki. Köfteye o zaman lan Pican. Ondan sonra da köftelere sarılıp yatarsın soğuk kış gecelerinde. Köftelere anlatırsın hayallerini lan Pican. Abi, ne zaman evleneceksin Cale ablayla? Ulan Pican, ben var ya peşik kertmesi olacak adamdım lan. Her geçen gün benden gidiyor lan Pican. Lan bak, bak saçlarıma beyazlar düşecek lan Pican. Peki abi o zaman neyi bekliyorsun? Bak Pican, bu Jale her ne kadar da soğan ekmek zihniyetinde bir insan dahi olsa ben ona soğan ekmek yedirtmem ulan. Yedirtmem. Bak prensesin kocasına padişah derler. Ben ne zaman ki padişah olurum, o zaman evlenirim. O zaman kapalı bir mekanımız olması lazım abi. Bu emanet köfte aramasıyla, bu çıraklıkla sen bırak Jale'yi, Jaren tokasını dahi alamazsın. Pozitif konuş benimle lan Pican. Pozitif konuş benimle lan! Artı lan! Artı! 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 Şuraya bir imza alayım abla. Hayır, resmi bir şeyse ben imza atmayayım. Yok abla. Ol, iyi günler. Sağ ol, sana da. Allah Allah! Kim bu kıza mektup yolluyor ki? İyi günler. Ah, iyi günler. Şöyle bir bakayım. Buyurun, buyurun. Ben ilgileneyim, buyurun. Güzel, şık bir kazak düşünüyorum. Kırmızı olsun lütfen. Tabii. Buyurun. Ay, Al, o senin. O senin değil ya, o mehbar. O mehbar. Ya benim, bırak. Ya var mıydı ya, var. Niye zahmet ettin Cengiz'im? Hemen öyle açılıp saçılmamak lazım yavrum. Ya abla bunlar devede sinek ya, ne zahmeti Allah aşkına. Ben daha sizlere neler alacağım ya. Benim sizlerden başka kimlerim var Allah'ın aşkına ya? Kimim var ya? Dayıcığım sana tezahürat yapmak istiyorum. Üç kere yaşa yaşa yaşa! Canım benim ya, ben üç kere yaşayayım, siz bin kere yaşayın, 30.000 kere yaşayın canlarım benim ya. Ver bakayım. Ablam, bu da senin. Sağ ol canım yavrum. Oh, oh. Oh, hadi bize aldın. Teşekkür ederiz. Hepsi çok güzel. Ama öyle sokakta her gördüğüne dağıtma yavrum. Bilirim bonkörsündür. Ben bankerim. Bankerim ben abla. Ne bonkörü? Bankerim ben ya. Sen üzme müşteşte müstesna şahsiyetini ya. Oh, kuzu kulağım benim, kuzu kulağım. Oh. Oh, oh, oh. Şurada eniştemin, bu eniştemin hediyesini de abla sen veriverirsin. Babamın hediyesini niye sen vermiyorsun dayı? Ya bir güzelim ben şimdi enişteme hediyeyi versem, ay, o rüşvet verdin der. Yani laf olur, boş versin. Ablam versin. Dayıcım ya! Bu çok büyük oldu ya! Ya büyük mü oldu? Tamam işte canım. Küçülünce kardeşlerin giyer ha! Hadi şu da mehparenin. Sen de bana bir sade şekerli bir kahve yap bakalım hadi. Yok, istemiyorum. Çalışıyor dedi. Çok ayıp olacak ama. Kaçtır geliyor.
söyle Zahide. Hazır değilim. Kalbini kırarım. Peki, sen bilirsin. Hayır, ne istiyor anlamıyorum ki. Celal abi, hastanın işi uzunmuş. İyi, bekleyeyim o zaman. Ha, bekleme Celal abi, boşuna. Çıkmaz. Ulan Zahide, ne oluyor bu Suzan'a? Biz ne yaptık da cemalini bizden esirgiyor? Yok bir şey Celal abi. Git söyle, dalmayayım içeri. Her şeyi inceldiği yerden kopar ona göre. Celal abi çok şaşırmış o adamları öyle getirmene. Bir acayip olmuş. Eğer kendi nefsim için bir fiske vurduysa ben adi şerefsiz evladıyım. O kırıldıysa biz ondan daha çok kırıldık. Söyle kasaba falan geleyim demesin. İçeri almam, kalbini kırarım. Celal abi. Biz öyle çiğ adam değiliz. Sevdiğimizin kılına zarar gelmesin diye panter olduysak bundan dolayı da özür dilemeyiz. Ay. Ay çok heyecanlı. Aslında ben sana küstüm. Yüzünü bile görmeyecektim ama. Oo! Bana küsülmez Aysel. Benim içim dışım bir be. Ay, ay sen benim canımsın canım. Öpme böyle sulu sulu mayhoş elma gibi be. Ay, bu ne? Sen bil. Sen ne yere bakan, ne yürek yakanmışsın kirli. Ay seni hiç tanımamışım ben. Demek bundan sonra sen Adem'sin, ben Havva, ha? Oha! Ne alakası yok? Ne o zaman? Ya benim içim dışım bir söyleyeyim o zaman be. Ben sana bir kasa turfanda incir almıştım. Ama dayanamadım, ben yedim. Ya tuvalet nerede be Aysel? Oy oy oy. Karnımda bir hareket arz var. Uf! Ya duramayacağım. Dur önümde ben. Bulayım tuvaleti. Sen istediğin kadar beğenme be. Vallahi başka türlü bir çocuk bu Cengiz. Demek imkanı olsa neler yapacak? Yağdıracak, yağdıracak. Yağdırsa sel olur, yağdırmazsa çöl olur. Cengiz'den gelen yel olur, arda kalan toz olur. Elden adam olur, Cengiz'den odun olmaz be. Azıcık yumuşak ol şu çocuğa karşı. Elin celalisini bile evlendiriyor musun? Ama benim Cengiz'ime gelince fırının ateşi kesilirsin. Bu Celal kimle evleniyormuş ya? Farz-ı misal canım. Elinden gelse yapmaz mısın? Ki çok uğraştın. Ya Cengiz gelip bana ne zaman akıl danıştı ki ona kol kanat gereyim hanım? Aa, akıl tanesi kirli. Canım şimdi şuradan bir lal gelse, konuşmasa da elini ateşe alsa, sen de mi lal olacaksın adam konuşmuyor diye? Ya hanım lal ettin beni ya, söyle ne istiyorsun? Oğlanın parası pulu da var. Artık evlendir şunu da bey. Kiminle hanım? Sen hey de ben bulurum. Söylüyor çocuk. Ne sen ne o, bir gram et tutmazsınız. Ne yapıyorsun bey? Hanım, bunca yılın nüshetine küfür mü ettiriyorsun? Hanım. Bu Cengiz nasıl adam olur biliyor musun? Şu fırında yanan resim gibi kendi yansa, kül olsa, toprak olsa, başak olsa, buğday olsa, un olsa, hamur olsa, ekmek olsa belki. O da ihtimal. Denedin mi? Ben son kez konuşup susacağım.
niyetim sadece birbirini seven iki insanın duygularını anlaşılır bir biçimde ifade etmesini sağlamak. Buyurun. Anne. Ben bilmeni isterim ki seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum evladım. Belki bu sevgimden seni bazen üzebiliyorum. Beni bağışla. Sen benim evladımsın. Tabii hata yapacaksın. Ben seni bağışlamam ki. Bağırma basarım. Yavrum, 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 yavrum. Bu kadar mıydı? Ya yani beni bir aydır mahvettiniz. Gel, gel sana da sarılayım, gel. Beyhude sen delisin. Okyanusları sayar mısınız? Büyük okyanus, Hint okyanusu, Atlas okyanusu. Peki Türkiye kaç bölgeye ayrılır? 7. Sayayım mı? Aa, saymıyorum ya. Sen bir yerden kopya falan mı çekiyorsun? Küçük aptal, bana kaç ansiklopedi yedirdin? Artık pi sayısını bile biliyorum. 3.14. Peki ne işe yarar pi sayısı? Aa, ayıp ama sonur. Japon mühendis olamam bu yaştan sonra. Peki, iyi. Hayır, hadi kalk şöyle baştan sona bir yürü bakayım sen. Allah'ım, Allah'ım! Zengin olduk! Olmadı sonur. Daha davet mektubu gelmedi. Abla hakikaten ya, biz bu kadar çalışıyoruz adamlardan ses çıkmıyor. Ay, butiğe gelirse Şelale Hanım kendi katılır yarışmaya vallahi Photoshop yapıp. Hadi küçük aptal, gidip bir bakalım. Hem hava almış oluruz birazcık. Hem Korkut da görsün nasıl yürüdüğümü. Görsün de lop diye yutsun küçük dilini. Bir canım yutacak mı? Lop diye. Üşüdün mü? Yok, bak. Donmuşsun sen. Biz ne olacağız Nayim? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız biz? Kardeş değil mi? Evet kardeş. En iyisi. Zaten çok genciz. Çok. Evlensek bir yumurta bile kıramam sana. Ben pide yapardım fırında ama her gün her günde pide olmaz ki. Aslında annem öğretirdi ama daha çok genciz. Bir süre görüşmeyelim ya, ne dersin? En doğrusu bir süre görüşmeyelim. Dayanabilecek misin? Sen? Hop 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 hop, ayakkabını çıkar. Görgüsüz işte. Öyle dalıyor içeri, tertemiz olur ha. Geç, çıkar, geç. Vay 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 vay, odaya bak ya. Muhteşem, muhteşem. Hadi bakayım sana değil mi? Yaşatacağım seni diye. Gel. Lan bulaşık ne dedim ben sana? Seni yaşatacağım ne dedim ben? Al yaşa! Vol! Vol be, vol be, odaya bak be. Uuu! Ne? Cengiz! Ne? Bu yatak değil, Titanic be! Ulan batmayalım bunda! Şşt! Ağzından yer alsın lan bulaşık, niye batalım? Çıkacağız, çıkacağız.
Daha kelebetine çıkacağız. Benim bir ihtiyacınız olursa resepsiyonu yahut konsiyerci yahut room servisi yahut housekeeping'i arayabilirsiniz. Yalnız birader, bizim yabancı dilimiz pek yok. Yabancı dil bizim orta sınıftan terk. Hani bir problem teşkil eder mi? Aa, problem dedim. Misal İngilizce bak, problem. Ya Cengiz be, çocuğun başını ver in English. Ha, yalnız bizde Elizabeth parası yok, Türk parası var. Ben şu balyayı olduğu gibi indireyim. Oha! Al birader, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Ya Cengiz be. Ha. Ya bu nasıl bozacağız be? Ne güzel ya bu tamam. Lan bulaşık. Burada yatmazsan da olmaz. Sağlı da kıvrılır uyursun. Bak halı da yumuşacık ha. Ne? Bu ne lan? Ayaklarının altında canlı paspasım Nezoş'um. İster çiğne, ister vallahi fırlat sokağa at. Üstümden arabalar geçse de, paramparça olsam da Nezoş, Nezoş diye inlerim de ağzımdan başka bir cinsi latifin adı çıkmaz. Söz mü? Söz ne kelime? Yemin. Ben artık yemin ediyorum sana, kendime çeki düzen verdim. Hakikat mi? Hakikat ne kelime? Hakikat ne kelime? Vallahi ben anladım ki sen bugün çocuğun canına kıyarsın, yarın benim canıma kıyarsın. O yüzden dost doğru, 10 numara bir koca, bir eş, bir zevç, bir baba olma mükellefiyetindeyim. Ruhi, birbirimizi hiç üzmeyelim, e mi? E tabii. Hem E, hem B, hem C, hem D. Sen ne dersen de, bir ömür boyu vallahi kulun kölenim. Canım benim, kocam. Ay, deme öyle canım, içim ürperiyor. Bana bak, beni suhadan beter mi diyeceksin? Şimdi yüksek müsaadelerinle sultanım, ben gideyim ilk icraat olarak şu suha evladımızı bir rayına sokayım geleyim. Gerekirse döversin. Döverim. Sen babasın, her şey hakkın. Hakkım, hakkım. Ya gücüm yetse ağzını burnunu kırarım keratanın da, neyse. Bam param param bam bam param param. Bam param param bam bam param bam 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 bam. Ayol bizimkini efemi tepmiş. Gelinim, kalk bakayım bir acı kahve yap bizlere. Yapayım Ruhi amca. Nasıl içersiniz? Acı dedik ya canım. Hep tatlı konuşuyoruz. Kahveyi de şekerli içecek değiliz ya. Aa! Bak bu annem hasta olmasa var ya, seni bu merdivenlerden aşağı yuvarlarım ha. Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla? Sen sus bakayım. Gel şöyle otur tosunum, gel. Ha, öyle mi? Kulağını aç, beni dinle. Bir, adam olacaksın. İki, koca olacaksın. Üç, kocalığı adam gibi anlayacaksın. Dört, evine bakacaksın. Beş, meslek sahibi olacaksın. Altı, yanımda çalışacaksın. Yedi, az yiyeceksin. Sekiz, kilo vereceksin. Tay gibi olacaksın. Dokuz, annenin büyüğünü ikiletmeyeceksin. On, aferin. Böyle sessiz sessiz, yumuşak yumuşak dinleyeceksin. Biz bir aileyiz. Bu ailenin reisi de benim. Anladın mı? Miço. Ya ne oldu sana böyle be? Zıvanadan çıkardınız beni canım.
Nusret Efendi'ye karşı sorumluluğum var paşam. Ben her gün zılgıt yiyemem. Ben bir yersem sen iki yersin. Mevzu kapanmıştır. Dükkan açılacaktır. Bu gece hep beraber olacağız. Mümkün değil, bırakmam. Ben izin alamam. Ayol ne var? İzin almaya ne gerek var ya, neyse. Kime geleceksin? Bize geleceksin. Yabancıya mı gideceksin? Zaten bize geleceksin ya. Anne, hemen mi başlıyorsun? Ay, sizi kinayeden, latifeden anlamaz şeyler. Vallahi öyle keyfim yerinde ki şimdi şurada göbek atacağım. O zaman göreceksin sen şimdi başlamayı. Ben bir gidip anneme sorayım. İzin alabilirsem gelirim. Selam söyle. O verir. Ha, Jale'ye mektup geldi. Götürüver eve. Ayol, bu kız mektupla okul mu bitiriyor ne? Hadi, hadi görüşürüz. Ay, ay, ay. At Olga. Hadi kat, iki göbek atalım. Vallahi duramıyorum yerimde. Anne. Niye öyle bakıyorsun? Anne, deli misin sen? Yavrum. Babasına şikayet mi ediyor lan Pican? He? İyi de abi, ne yaptın ki sen? Lan ne bileyim lan ben ne yaptım? Ben de sana soruyorum. Allah'ın armudu. Oo, siz bu yollardan giderken biz dönüyorduk. Patatesini az koyan. Köfte bile koydurtmuyor ki Korkut abi, satamıyoruz. Lan satamıyorsun da beni nasıl satıyorsun lan iki dakikada? Korkut, yapmadığın iş kaldı mı senin? Ne demek lan o? Ne iş yapmışım lan? Ne iş çevirmişim? Bilmiyorum. Her işi yapıyorsun da bir bana iş olamadı. Yürü Sonur, gidelim. Avam bunlar. Lan adam nasıl yürüyor lan bu? Lan Pican, lan git söyle şunu, adam gibi yürüsün. Bak babasına şikayet ederim dedi de lan. Koş lan. Yarım ekmek verir misin canım? Fırında satıyorlar. Git oradan al canım. Ya oğlum. Bekçiye izin vermişler. Sabahlara kadar mahalleleri dolaşmış. Sen de o hesap. Hemen damladım buraya. Ne yapayım usta? Gezip tozmaya alışkın değilim ki. Bir eğlencemiz var, o da Herodot işte. Ya bir gün beni de götürsene be Naim. Şu fırına atıp bıraktınız. Ulan Naim, bana şöyle bir izin verecektin ki gez ustacım diyecektin. Vallahi bir karış bırakmazdım İstanbul'da. Ya, ustacım sen gez, ben bakarım. Yo, aklım sende kalır. Şimdi sen beni Herodot'a götürüyor musun bakayım he? Yap yapma ustacım, dükkan senin. Yok oğlum, o kadar adam sığmayız buraya. Ne alakası var usta? Şimdi ister misin şöyle içli, acıklı bir şey anlatsın? Ben bir ağla, bir ağla. Aman usta, Allah esirgesin. Ya, ya dayanamayacağım ben Cengiz, ha? Şşşt! Lan sağ sola elleme. Parmak izin kalacak. Kızacaklar sonra ama ha? Şşt! Ya kızarlarsa kızsınlar be. He? El yordamıyla keşfetmen lazım buralar. Ya burada da insanın merakını çekecek ne kadar çok şey var ya. He? Bu neydi? O mu? O şey, kasa. Zenginler paralarını koysunlar diye kasa yapmışlar oraya. Ulan ne? Birisi parasını unutmuş olmasın burada. Lan bulaşık, şimdi yine bir çek bulacaksın. Bir sürü uğraştıracaksın bizi ya, boş ver. Nankör, şu uğurlu elimi öpeceğine tükürüyorsun. Dallaylama. Oy 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 oy. Cengiz, bu kasanın içine buzdolabı saklamışlar. Kenar oldu lan.
Hadi bak! Ya bu mini, bu küçücüğü nasıl sığdırmışlar lan bunun içine? Ulan kirli, tuttuğunu altına diyorsun. Ver şu elini öpeceğim ulan, ver. Yok yok, yalayacağım. Ya pis gene. Ey, 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 ey! Ver, ver. Yaz usta. Biz göründüğümüz gibi bir adamız. Evet, keresteyiz, kabayız, yontulmamışız. Ama sevdiğimizin kılına bir zarar gelse, üçü beşi hesap etmeden kafa göz gireriz. Bu konuya girmesek mi? Yaz aga yaz. Sonradan demedi demesin. Nerede kalmıştık? Kafa göz gireriz. Evet, kafa göz gireriz. Dalağını alırız. Merhamet etmeyiz. Ama... Ama... Biz sevdik mi? Bir damarımızdan diğerini ayırt etmeden... Bir postan bir kıl düşürmeden... Bir tarladan bir başak noksan etmeden... Yek vücut severiz. Bu bizden değildir. Bize verilendendir. Biz böyle gördük, böyle sevdik. Sevdik. Hasılı kelam, iki başımız yok ki birini verelim. Bir kellemiz var, onu da sevdiğimizi avuçlarımızla veririz. Aga dur yavaş. Ben de Mecnun'dan öte aşıklık istidadı var. Aşkı sadık olan Menem, Mecnun'un adı var. Sen Leyla olmayabilirsin. Ama ben Mecnun'um. İmza. Mecnun. Kerem. Ferhat. Yusuf. Aşa aşa. O peygamber, çıkar onu. Neydi o gavurun adı? Romeo mu? Hah, Romeo. Küçük Arvlele de Celal. Anne bu Jale'nin butiğe gelmiş. Yani aslında tasvip etmiyorum. Ama madem çağırmışlar git. Sakın geç kalma. Kalmam anne. Peki babana ne diyeceğim? E ne var bunda anne, söyle. Ay ne bileyim yani. Bu kadın pek eşki geliyor bana. Sakın fazla dinleme, kafan karışmasın. Olur anne. Oğlanla baş başa olmayacaksın değil mi? Anne çok ayıp ama ya. Sen beni tanımıyor musun? Etraf kötü kızım. Benim vazifem şüphelenmek. Senin vazifen itimat ettirmek. Hadi marş. Pezde. Tamam. Ay bu ne? Post teşkilatı mı kaldı? Jale'nin işi kim bilir kimdendir. Gidiyordu, verdim gönderdim. Gizli bir şey mi? Şelale teyze, sizi protesto ediyorum. Neden özel mülkümü başkasına veriyorsunuz? Jale, annem evde. Ay koş küçük aptal, koş. Aa, bunlar bir dolap çeviriyorlar ama. Allah Allah. Merak ettim şimdi bak. Al bu mektubu Mazrufuna ver. Ekstra bir kelam etme. Beni ararsa da aramasın. Yapma böyle Celal abi. Ulan yumruk atarız olmaz, zarf atarız olmaz. Hiçbir şey olmazsa kaldırıp kendimize atarız. Yine mi geldi? Bunu bıraktı. Karacoğlan der ki ölüm. Ben de Mecnun'dan öte aşıklık istidadı var.
aşkı sadık Mene. Mecnun'un ancak adı var. Sen Leyla olmayabilirsin. Ama ben Mecnun'um. Ben de güzel sevdim. Kendi alınca. Kendi alınca. Varıp gurbet ele. Vasıl olunca. Dostlar ben ne yapacağım Zahide? Neyi? Al melul melul. Varıp gurbet ele. Adam beni gerçekten bu kadar çok seviyor mu? Sen daha Celal abiyi tanımadın. Bu hiçbir şey. Dostlardan haberi. Sen Leyla olmayabilirsin. Ama ben Mecnun'um. Lüzumsuz bir şeyse oğlan yerine koyarım. Yok eğer yaramaz bir şeyse o zaman da oğluyu Jale'nin gırtlağından aşağı akıtırım. Sayın Jale Somuncu, komitemiz sizi 2004 Türkiye Güzeli yarışmasının 20 finalistinden biri olarak seçmiştir. Yarışmayı kazandığınız takdirde muhteşem hediyelere sahip olabilirsiniz. Yarışma komitesi. Ne? Eyvahlar olsun. Başın düşsün Celal. Dilin kopsun Celal. Buyurun lan. Buyurun ölüyorum lan. Baba. Baba köpeği.
yüreğini it gibi attın sokağa. Şimdi de Diyarbakır yöresinden bir türkü. Bütün sevenlere, sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum. En sana söz. Bir de senin. Bugün armağan edersin, yarın darmadağın edersin diye seviyorsun. Kırklar dağının düzünü karanlık bastı. Ölürüm ulan! Kırklar dağının düzünü karanlık bastı bizi. Kör olasın zalim Suzan, zalim Suzan, zalim Suzan. Ziyaret çarptı bizi. Kör olasın zalim Suzan, zalim Suzan, zalim Suzan. Ziyaret çarptı bizi. Muhterem, sen varsın diye şıngırdatmıyor. Yoksa böyle zangoç gibi çan 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 kulağımızı çınlatıp duruyor. Ruhi sus, buraya seni dinlemeye gelmedim. Ona Rus çarına söyleyin. Başlarında bulunduğum bu kahramanların kalplerinde kökleşen zafer imanı kökünden kazınmadıkça ve en genç muhariplerimden en yaşlı naiplerime kadar tek kurşunları ve tek kolları kalıncaya kadar bu mübarek vatanı son dağına, son köyüne ve en son kaya parçasına kadar karış karış müdafaa etmekten beni hiçbir kuvvet men edemeyecektir. Bütün evlat ve ayalimi kılıçtan geçirseniz, son yüreğimi yok etseniz, tek başıma son nefesime kadar sizinle yine dövüşeceğim. Son cevabım budur. Şeyh Şamil, bu tüyleri diken diken eden, gözlerden kızılırmak gibi yaşlar akıtan, sözleri söyleyen kahramanın adı Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'dir. Allah! Ve kardeşlerim, Kafkasya, şırıl şırıl suların akıştığı, dağlarında kekliklerin ötüştüğü, çimeninde koyunların beleştiği, mümbit topraklarında mis kokulu kafam kadar elmaların, gövdem kadar kavunların, ez cümle batmacıla olan her türlü hububatın zahirinin yetiştiği, yaş çay yaprağı destekleme alımlarının yapıldığı ve çubukların yumurtlama mevsimine dikkat edildiği, üzerinde Mesut ve Bahtiyar'dan şarkılar söylenilen bir coğrafyadır. Neresi lan burası bir can? Karadeniz mi lan? Abi yukarısı, daha yukarısı. Heyhat, dünyanın her zamanında Romalılardan İngilizlere kadar bütün coğrafyalarda
böyle cennet köşesi topraklara bakan, ağızlarından sular akan, it yağları akasıca gözler olmuştu. İşte o zamanın Çarlık Rusyası da bu güzelim topraklara gözünü dikmiş, tankla, topla, tüfekle, izli mermiyle, işsiz roket atarla, sukutlarla, kuru yüzlerle saldırmış ve kendinden emin bir psikolojiyle benim, benim diye hücum etmiş. Mazlum Kafkas halkı vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara madenini diye inlerken akabinde ve detayında sırın gibi baba yiğit doğan ayağa doğdum dedirten kara kaşlı, kara gözlü bir genç çıkmış. Allah Allah! Muin-i Settar, Leyle-i Vennehar, Padişah-ı Zülcelal, Hastur, Haydi! Ya Allah diye düşmanın üzerine kartal gibi öyle bir atılmış ki cümle Moskov, oh, mamma mia bile diyemeden manav tezgahındaki domatesler gibi dağılmış konserve fabrikasına malzeme olmuşlar. Allah Allah! Kardeşlerim, aynı bizim Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Anafartalar'da yaptığımız gibi Kafkas halkı da Şeyh Şamil'in liderliğinde tam 30 yıl boyunca karların altında kuşları havada dondurup mecburi iniş yaptıran soğukta düşmanın iflahını kesmiş. Rus komutanlar Şeyh Şamil'e dünyaları vaat etmiş. Trilyarlarca dolarları, katları, yatları, en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlok gibi Rus manitaları önüne sermiş. Ama Kafkas kartalı, vermem dünyaları alsam da bu cennet vatanı felsefesini şiar edinip vermiş kılıcı bu emek hırsızı sömürgeci zihniyetin gözüne gözüne. Adi zihniyet, beyhat kardeşlerim, su uyur, düşman uyumaz derler. Ulan koskoca 30 yıl geçti dile kolay, şurada emekli olmadan geberip gideceğiz diyen düşman, mertlikle alamadığı toprakları hileyle almak için kadın, ihtiyar, çoluk, çocuk demeden köyleri yakmaya, zulmetmeye başlamış. Ufacık bebelerin ıngasına bile vicdanları sızlamadan yakıp yıkmışlar. İşte o zaman bunca yıl kahramanca direnen Kafkas kestane şekeri gibi tatlı insanlar pes etme noktasına gelmiş. Etrafta teslim olalım lafları dolaşmaya başlamış. İşte o an Kafkas kartalı dev yara asa kanatlarını açıp kükremiş. Bundan böyle kim teslim olalım derse 100 sopa vurulacak. Millet fakr-ı zaruret içerisinde kalkıp Şeyh Şamil'in anacığına gitmiş. Aman Valide Sultan, bize 100 kırbaç var ama oğlun seni kıramaz. Ne olur söyle, teslim olalım. Öyle yokluk içerisindeyiz ki esaret altında Moskov'un bir lokma tayinine razıyız demişler. O kadın da ana, onun da yüreği var. Bir sütü kesilmiş kadınlara bakmış, bir el kadar kalmış bebelere bakmış, dayanamamış, çarına çar oğluna gitmiş, teslim olalım demiş. Şeyh Şamil neye uğradığını şaşırmış, bir anacığına bakmış, bir verdiği sözü hatırlamış. Teslim olalım diyene 100 kırbaç! Allah'ım merhamet! O kahraman kartal gözlerini dikerek halkına seslenmiş. Ben ki hürriyet ve istiklali için savaşan Kafkas gazilerinin en aşağısı Şeyh Şamil. Bu yanındaki suçlu ise anamdır.
kuşkusuz merhametinden böyle konuşmuştur. Ama yaşlı ve zayıftır. Bu yüzden cezasını varisi olan oğlu çekecektir demiş. Üzerinde kazalardan lime lime olan gömleğini çıkarmış. Almış eline kırbacı, kendi vücuduna vurmuş, vurmuş, vurmuş. Aga, annesi haklı çıkmış, teslim olmuşlar sonunda. Konu beni aşar. Ehli burada. Ne diyorsunuz babacığım? Analar önce evladını düşünür, evlatlarsa önce vatanı. Kader, analarla evlatlar arasında anı örer. Baba, anaya evladını, evlada vatanını çiğnetmez. Baba, büyüksün. Büyüksün baba. Celal! 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 Yokum ben! Yokum artık! Celal! Aa, Celal! 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 Çocuk olma Celal! Ne ağlıyorsun? Ağlamıyorum ki. Ölüyorum. Neden? Beni ateşlere attı Suza. Ben sana ne yaptım Celal? Ateş bilmez ki nasıl yaktın. Bana bak. Bana bak gözlerimin içine bak. Sana bakın hayvan mı? İnsan mı? Lütfen Celal. Ben de lütfen dedim. Dinletemedim. İçimdeki hayvana uyanma dedim. Dinletemedim. İnsan ağlıyor. Hayvan bağırıyor. Çok seviyorum sen. Seviyorum. Celal, bak sakin sakin konuşalım tamam mı? Sakin mi? Tut. Tut kabaran bak nasıl sakinleşiyorum. Seviyorum Suzan. Ama kabahat senin değil ki. Beni bitti. Kıyamet günü gibi seviyorum. Mahşer yeri gibi seviyorum. Hiç ölmeyecek gibi seviyorum. Suzan, seni seviyorum. Sen ağlama. Celal! 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 Gitme yapma! Gitme yapma Celal! 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 Celal bak çok korkuyorum Celal, çok korkuyorum! Cengiz, ya niye midemize bir öğütme cihazı icat etmiyorlar ya? Ha? Öyle yesem, 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 sonra tık tık öğütsem, sonra bir daha yesem, yesem. Oy, 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 oy. Harbiden bulaşık lan. Bana da çok yemek yedirdin ya. Patlayacağım. Bak kalkamıyorum, bak bak. Kalkıp ne yapacağım lan? Ne işim var? Nereye yetişeceksin? Sen hiç otobüse, trene yetişecek kral, padişah gördün mü be? Lan bulaşık, o padişahlar, krallar tahterevalliyle gidiyorlar. Onları insanlar çekiyor. Tekerlekleri bile yok o tahterevalliyle. Cengiz, bunlar bizi mi gözetliyorlar lan? Kim? Bak yanıp yanıp sönüyor. Şurası mı? Yok lan. Ben daha önce bir filmde seyrettim. Bunlar insanların böyle fotoğraflarını çekiyorlar. Ondan sonra gazetelere gönderiyorlar ha. Cengiz,
Ulan kalk üfle şunların gözüne gözüne. Pis röntgenciler. Gözetlemesinler bizi be. Bırak sen bana. Bırak. Ne lan? Kör olun he mi bulaşıklar? Ayıp değil mi gözetliyorsunuz? Karımı var lan burada. Alın. Bu saltanat bizi bozmasın be Cengiz. Lan bulaşık, bozsa ne olacak? En fazla imparatorken padişah oluruz. Hadi padişah olamadık, sadrazam oluruz. Ne olacak? Kaç! Erkin!